Sevgili dostlar, programa kadına yönelik şiddetle birkaç cümle söyleyerek başlamak istiyorum. Kadına yönelik şiddeti kanımsamak, toplumu içten içe çürüten, insanı insan olmanın güzelliğinden uzaklaştıran bir veba gibidir. Tedavisi yok mu bu çürümüşlüğün, bu aymazlığın derseniz, elbette vardır ve olmalıdır da. Kadını önemseyen, erkekle eşit gören, aydınlık bir zihniyete ve bunu acilen hayata geçirecek güçlü bir siyasi iadeye hepimizin ihtiyacı var. Cinayete kurban verdiğimiz kadınlarımız için biz kadınlar adalet istiyoruz. Artık başka şiddet ve kadın cinayeti haberi işitmek asla istemiyoruz. Toplumun kanayan yarısının sarılması için biz kadınların daha fazla beklemeye tahammülü kalmadı. Her gün kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerini işitmekten ve bu zulme bir türlü engel olamamaktan artık çok ama çok yorulduk. Bu zulme sessiz kalmak, ona ortak olmakla eşdeğerdir. Kadınlar için artık hepimiz sesimizi ortak bir şekilde yükseltmeliyiz. Ve kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için biz kadınlar her daim dayanışma içinde olacağımızı buradan bir kez daha herkese ifade etmek isteriz diyorum. Ve tabii konumuz bu gece daha farklı. Çünkü ona geçelim. Çalışma hayatı boyunca bu ülke için emek sarf etmiş, alın teri dökmüş sevgili emekçi arkadaşlarım, emekli arkadaşlarım ve bizlerin davetine icabet ederek etkinliğimize katılmış değerli konuklarımız. 2021 Emeklisen Seferihisar Şubemizin düzenlemiş olduğu Türkü Türkü Anadolu Gecemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tanıtım videosunu da hep beraber sizlerle izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Türküler Anadolu'nun zaman tüneminde damıtılmış en hoş kokusudur.
gelenek göreneklerimizin aynasıdır ve aynı zamanda çağlayan suların üzerinde inşa edilmiş, geçmişten geleceğe uzanan birer kültür köprüsüdür. Ah bu türküler, türkülerimiz, ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Köyümüz, köylümüz, memleketimiz, buram buram Anadolu kokan türkülerimiz. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dediği gibi, memleketimizdir, umuttur, hasrettir, vefadır, dostluktur türkülerimiz. Dermandır dermansız kalanlara. Türküler yüreğimizin dili, başımızın sevda yeridir. Anadır, babadır, kardeştir, gurbete gidip dönmeyen oğlun hasretidir. Anadır, Anadolu'dur türküler. Bizler istedik ki bu akşam dost meclisinde hoşça vakit geçirelim ve hep bir ağızdan yüreğimizin sesini türküler eşliğinde dinlendirelim. Bu amaçla sizler için 7 bölgemizden beğeniyle dinleyip eşlik edebileceğiniz türküler seçtik. Şimdi bu türküler, türkü ziyafetimize çekecek olan arkadaşlarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Sazlarda Nevzat Mutlu, Bayram Erime, Münir Yaşar, solistlerimiz ise Sevim Çelik, Satı Erdoğan, Melek Çalış, Şevriban Büke ve Mustafa Güneş. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.
ki her türkünün kısa da olsa bir öyküsü var. Türküler öykülerden genellikle doğuyor. Şimdi sıradaki öykümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Bu öyküyü anlatmak üzere de sevgili abimiz Altan Altay'ı sahneye davet ediyorum. Merhaba dostlar. Şimdi kusura bakmayın, içeride yaşlılık var. Şimdi de hatırlamakta bağlantı güçlük çekiyorum. Şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eşkıyasından başlayalım konuşmaya. Eşkıya deyince aklımıza ne geliyor? Bir numaralı Sulayk. Yani evet, eşkıya deyince aklımıza gene bir eşkıya filmi geliyor. Burada Şener Şen'in çok güzel bir filmi vardı. Şimdi oradan doğru yürüyeceğiz yavaş yavaş. Eşkıya kurulu düzenden memnun olmayan ya da zarar gören kişi. Eşkıya bazıları adi soyguncu, haramidir. Bazıları da zorunluluktan, koşullardan çıkmıştır da ama topluma hizmet eder, yoksulun yanında yer tutar, onunla birlikte olur. Yani Köroğlu'ndan başlar, Abdülhamit Kelmemi'ne kadar gider ya da Koçarı'dan Yaşar Kemal'in Cemremeli'ne uzanan bir çizgidir de yer alır eşkıyalık. Tüm bunların dışında eşkıya deyince bir de üzerine başkaldıran bir grup gelir ki aklımda bunu en güzel Can Yücel anlatmış şiirinde. Bu kısacık şiirden sonra asıl sandıkçı şükrünün öyküsüne geçeceğim. Sanırım dökülmeden önce kızaran yapraklar gibi onlar. Diğer slayfa geçtik mi? Evet. Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar çıplaklığında o atın yine onlar koşacaklar. O çocuklar, o yapraklar, o şarabi eşkıyalar. Onlar da olmasa gayri kimim var benim. Can Yücel böyle anlatmış eşkıyalığın bir bölümünü. Biz dönelim sandıkçı şükrüye. Sandıkçı Şükrü, üçüncü slide'da geçelim arkadaşım. Rize'nin o zamanki daha uzun olan köyünde, şimdi mahalle, yaşayan bir insan. 1920'ler de geçmiş bir öykü. 1321, yılın 321 öyküler türküde. 1321 yeni takvimi 1925. Köyde düğün vardır, sandıkçı Şükrü kendi gitmez de kardeşini gönderir o düğüne, kısa keseceğim. Ve sandıkçı Şükrü'nün kardeşini o düğünde Rüstem Ağa öldürür. Ona sandıkçı Şükrü duyduğunda koşarak gelir, hatununda Rüstem Ağa'yı da o öldürür. Yakalanır ve o çok ünlü Sinop hapishanesine gider, gönderilir. Sandıkçı Şükrü hapishanedeyken, hani çoğu filmlerde görülür ama yaşamın gerçeğinde var mı da bilmem, bu öykünün ne kadar doğrudur, ne kadar değildir. Rüstem Ağa değil, Abdi Ağa'ydı kardeşini öldüren. Yanlış yaptım. Rüstem Ağa, sandıkçı Şükrü'nün eşine göz koyar, ona saldırır. Bunu duyan sandıkçı Şükrü, Sinop hapishanesinden kaçmayı planlar. O güne kadar kimsenin kaçamadığı yerden. Daha sonra
iki kişi kaçmıştır. Umur öyküsünde başka bir yerde başka bir zaman yazdım. Ve oradan çıkar, Rize'ye kadar kaçak gelir ve oradan Müslüman'ı bulur, eşinin intikamını alır, öldürür. Ondan sonra da dağa çıkar. Dağa çıkan sandıkçı Şükrü yoksuldan yanadır. Varsıllara haber gönderip halkı soymamasını, çalıştırdıkları kişilere göre işleri yapmamasını, haktan edermesini ister. Bunlardan biri de Perizade'dir. Çalıştığı işçilere çok baskı yapmak da onların haklarını vermemektedir. Perizade'ye derler gönderir, böyle yapma, onların haklarını ver diye. Ama pek umursamaz Perizade ve sandıkçı Şükrü onun da hakkı dediğine koyar. Daha sonrasında tabii daha da kaçak, peşinde bir sürü devlet güçleri var. Uzun süre kendisini unutturur ve oradan Of'a geçer. Trabzon'un Of ilçesine geçer. Bu sırada Trabzon valisi Kadir Paşa kendi otoritesinin bu şekilde sarsıldığını, asıl otoritenin sandıkçı Şükrü'ye geçmekte olduğunu görür ve o Türk'teki 500 atlıyı Garincioğlu ile beraber gönderir. Garincioğlu, sandıkçı Şükrü'nün daha önce iyilik yaptığı bir insandır, tanıdığı bir insandır. Ve onu sıkıştırırlar, bir yaşlı bir kadının evinde, köyde, çember alırlar. O yine bu varsıllardır şikayet eden yerli bilgilerden. Ve yapacak çok da bir şey yoktur. Varıncıoğlu dışarıdan seslenir. Şükrü Bey, ben beni tanırsın, bana inan, sana bir kötülük gelmeyecek. Gel teslim ol der. Kaç dakika pek durum yoktur zaten. Sadece Şükrü orada teslim olur. Alırlar, yola çıkarırlar ve arkasından kurşunlayarak sandıkçı Şükrü'yü öldürürler. Sandıkçı Şükrü'ne şimdi dinleyeceğimiz Türküsü'nün sözleri halk tarafından yazıldı bilmiyorum ama bu sözleri derleyen, oluşturan yine Ünlü Ozan'ımız Sebahattin Ali'dir. Hadi şimdi o türküyü bir de bunları bilerek dinleyelim. Teşekkür ederim.
Thank you.
Gel.
Yeah.
Gerçeği anlayınca çok pişman oluyor ama kişiden geçmiş oluyor.
oturuyor uzunkuyu yapıyor. Uyan suna uyan ama suna uyanmıyor. Kısa bir hikayesi. Geçeceğiz ama. Bu asıl yok değil mi?
Bir de
Sevgili dostlar, başlayalı 1,5 saat oldu. Tamam mı, devam mı diye sormak isteriz. Zannedersem arkadaşlarımızın birer parçası daha kaldı, öyle mi? Bir iki parçaları daha kaldı. Peki o zaman. Dostlar, şimdi Deniz Hocam türkü, Alman yöresine ait türkü. Alman yöresi ama ben Erzincanlıyım. Küçüklüğümde anam, iki de ablam, ekim biçerken sıraya girdiklerinde 7 yaşlarındayım falan, hep kulağımda kalmıştı bu türkü. Oradan da devam etti. Yalnız hikayesi çok yine acıklı bir hikaye. Fırat kenarında, Arguan da Fırat'ın kenarındadır. Fırat kenarındaki köyde çocuk şeyde İstanbul'da mühendislik okuyor. Yaşamıştı olayı çünkü. Köyün annesi babası da köyün en güzel kızını onun kıyabında oğullarına sözlüyorlar. Çocuk köye geldiğinde durum izah ediliyor. Fakat çocuğun evlenmeye pek gönlü yok. Kızın kulağına gidiyor. Kız tabi köy yeri dile düşüyor. Dile düşünce de kaldıramıyor. Ve bir gün kendi Fırat'ın deniz sularına bırakıyor. Gerekli zaman yaklaşık bir hafta 10 gün Fırat cenazeye geri vermiyor. Tabi köylüler de hem çıkarttıkları bulunan aynı zamanda genç de kızı kırıp bu hale getirdiği için çok üzülüyor. Gel git zaman bu türkü yapılıyor. Fırat kenarında yüzler kayıplar. Anam ağlar, bacım deniz kayıplar. Başıma toplanmış bağırıyorlar. Yettim size, benim benim yani. Yumuşlar
Hello.
Öbürü çünkü söylenince Yaşar Kemal'i anlamak da olmaz. Bir de ona gidelim. Bir de ona gidelim. Sevgili katılımcılar, hep beraber bir Mahsuni Şerif türküsü yapalım. Söylemesen mi?
çok ötesinde öküzler kavga etmeye başlayınca kimse ayıramıyor. Tek yapabilecek çobanın kendisi. O da düğünü var, damat kıyafetini giymiş. Çağırıyorlar, diyorlar ki yapsan ancak bunu sen yaparsın, başka kimse durduramazsın. Tabi o zamana kadar çoban kıyafetleriyle gittiği için öküzler çoban kıyafetleri de tanıyor çobanı. Damatlığına gittiği için tanımadıklarından dolayı öküzler çobanı yaralıyorlar. Bayağı ağır yaralıyorlar. 7 gün yattıktan sonra bu türkünün hemen hemen her 7 gün için bir hikayesi, yani sözü vardır. 7. günü vefat ediyor çoban. Onun üzerine yakılmış bir ağırlıktır. Sevgili dostlar, bu güzel geceyi bize sözleriyle ve sazlarıyla güzelleştiren sevgili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendilerine güçlü bir alkış rica ediyoruz. Evet, bu arada bir 5 dakikamızı daha rica edeceğiz. Tüm Emeksel 2021 Sedefsel Şubesi'ni kuran ve örgütlenme çalışmalarını yapan kurucu başkanımız Alaeddin Çelik hocama huzurlarında davet ediyoruz. Şimdi böyle delikanlıları karşımda görünce çok heyecanlandım. Aranızda siyasi parti yöneticileri var. Kendilerine özellikle emek isteyen olarak teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi arkadaşlar 5 dakika oturursam 2 dakikalık hep birlikte buradaki arkadaşlarla toplu resim alalım. Bizim pazar günü, bu pazar günü ayrıca kahvaltımız var. Bu kahvaltımızdaki amacımız bir araya gelip birbirimizi tanımak, dayanışmak. Türküler yaşamın deneyimde süzülmüş duygu, sevgi, hasret, özlem. Şimdi bugün programda yer alan arkadaşlarımız bizim üyelerimiz, biliyor musunuz? Söyleyen solistler de bağlamacı arkadaşlarımız da bizim üyelerimiz. Yani Seferihisar Emekli Hüseyin olarak sanata, kültüre verdiğimiz ölçülü şey. Arkadaşlarımız gönüllülük temelinde bizi kırmayarak her türlü etkinliğimize katkı sundular. Şimdi sizlerin huzurunda pazar günkü kahvaltımıza arkadaşlarımızı özellikle davet ediyorum. Bizim misafirlerimiz olsunlar. Şimdiye kadar çok iyi fedakarca davrandılar. Sizin huzurlarınızda hepiniz sizsine teker teker yüreklerinden öpüyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Ayrıca arkadaşlar pazar günü hazırladığımız kahvaltıya, düzenlediğimiz kahvaltı yemeğiyle yanımızda biletler var. Edinmek isteyen dostlarımız, arkadaşlarımız da edinebilirler benden, Tijen Hanım'da. Hepinize saygı, iyi ki geldiniz, iyi ki sizleri tanıdık, iyi ki üyemiz oldunuz, iyi ki dostlarımızsınız. Hepinize sevgi ve saygılar. Ve hepinizi sahneye davet ediyorum. Toplu halde bir resim alalım.